Abi, seni burada bulacağımı biliyordum. Johanna, gel. Otursana. Dinle bak. Sen Tanrın Yehova için kutsal bir halksın. Tanrın Yehova, yeryüzündeki bütün halklar arasından seni seçti. Kendine ait bir halk. Onun özel halkı olman için. Bu topraklara girmeden önce Musa'nın halkımıza söylediği sözler. Evet. Bundan hemen önce de Kenanlıların tüm putlarını yok edin demişti. Galiba şimdi burada o zamankinden daha çok put var. Halk her yerde putların önünde eğilip dua ediyor. Sen elinden geleni yapıyorsun. Ama dinlemiyorlar ki. Ben dinliyorum. Bence harika şeyler yapıyorsun. İlya gibisin. Yehova beni neden seçti hiç anlamıyorum. Ama ben anlıyorum. Hep doğruyu yapmaya çalışıyorsun. Seninle gurur duyuyoruz. Yunus. Evet efendim. Kalk. Büyük şehir Nineve'ye git. Ve onlara hükmümü bildir. Çünkü kötülükleri huzuruma kadar erişti. Nineve mi? Nineve. Ölümü hak ediyorlar. Bu onun sorumluluğu değil. Hayatını tehlikeye atıyor. Biri onu vazgeçirmeli. Senin için yemek hazırladık. Aç değilim. Sabahtan beri benimle konuşmuyorlar. Yunus, kardeşlerin daha genç. Sabah bize verdiğin haber ağır bir haber. Kardeşlerin ne dedi? İzliya beni öldüreceklerinden, derimi yüzeceklerinden korkuyor. Uyarılmayı hak etmediklerini düşünüyor. Bırak da hepsi ölsün diyor. Eberse dinleyeceklerine inanmıyor. Sen ne düşünüyorsun? Bence Yehova onları yok etmek isteseydi beni oraya göndermezdi. Ama Eber doğru söylüyor. Neden dinlesinler ki? Halkımız bile dinlemiyor. Yine de Tanrı onları uyarıyor. Yehova'nın bir peygamberini hüküm bildirmeye yabancı bir ülkeye göndermesi hiç görülmüş mü? Yunus, ben de bilmiyorum. Asur'a gidip hüküm bildirmek. Daha önce Yehova hiçbir peygamberinden buna benzer bir şey istemedi. Ancak Yehova gitmeni istiyorsa, gitmelisin. Seni oraya göndermesinin bir nedeni olmalı. Ona güven. Yunus, Yunus! Yunus bak, incir topladım. Yanına biraz da çörek koyacağım. Keşke ben de seninle gelebilsem. İzliya beni öldüreceklerinden, derimi yüzeceklerinden korkuyor.
Yunus, veda etmeden mi gidiyorsun? Hadi gir içeri Yuhanna. Ama bir şeyler hazırlamıştık. Nineve için. Oraya gitmiyor musun yoksa? Tarşiş'e gidiyorum. Hayır, Yunus, hata yapıyorsun. Geri dön, babamla konuş. Yuhanna. Nineve'ye gidemem. Yapamam işte. Ama ne yapacaksın Tarşiş'te? Ne zaman döneceksin? Bilmiyorum. Belki dönmem. Nasıl? O zaman Nineve'ye kim gidecek? Yehova'nın sözlerini kim iletecek? Üzgünüm Yuhanna. Yehova ne yapar bilmiyorum. Ama ben gidemem. Bunu yapamam. Zaten bana ihtiyacı yok. Ama bizim var. Sen Yehova'nın peygamberisin. İlya gibi. Unuttun mu? Artık değil. İçeri gir Yuhanna. Yapamayacağım. Yehova gitmeni istiyorsa gitmelisin. Ona güven. Olamaz. Yelkeni kapat. Balastları bağla. Kapaklar. Sıkı tutunun. Thank you.
Bu tanrıların işi! Vay! Esmer! Yalkan! Yardım et! Yardım et! Yolcu nerede? Aşağıda! Aşağıda! Nasıl uyuyabiliyorsun? Kalk! Tanrına yakar! Belki gerçek tanrı yüzümüze bakar da yok olmayız. Gelin, kulağa çekelim. Bu felaket kimin yüzünden başımıza geldi anlayalım. Suçlu bu! Bu felaket neden başımıza geldi? Bu felaket tek gerçek tanrıdan. Fırtına benim yüzümden çıktı. Nereden geliyorsun? Memleketin neresi? Hangi millettensin? Ben İbraniyim. Denizi ve karayı yaratan göklerin tanrısı Yehova'dan korkan biriyim. Onun peygamberiyim. Yani peygamberiydim. Ne yaptın? Tanrı beni hükmünü bildirmek için Nineve'ye gönderdi. Ama ben kaçtım. Denizin yatışması için sana ne yapmamız gerek? Ne yapmalıyız? Beni kaldırıp denize atın. O zaman deniz yatışır. Biliyorum, bu büyük fırtınaya benim yüzümden yakalandınız. Hadi atalım! O zaman ölür! O Yehova'nın peygamberi! Yehova bize ne yapar? Yehova onun Nineve'ye gitmesini istiyor! Denize atarsak bize öfkelenmez mi? Küreklere asılın! Tüm gücünüzle çekin! Kara göründü! Hadi! Asılın! İşe yaramıyor. Yunus'un dediğini yapalım. Yehova, ne olur bu adamın canı yüzünden biz yok olmayalım. Bizi suçsuz birinin kanından sorumlu tutma ey Yehova. Sen nasıl dilediysen öyle yaptın. Hayatını verdi. Ya bizim tanrılarımız? Onlar neredeydi? Yehova'ya kurban sunalım. Bizi o kurtardı. Hala yaşıyor muyum? Bana ne olacak? Ey Yehova! Ölüler diyarının bağrından sana feryat ediyorum. Lütfen sesimi duy. Biliyorum, artık gözünün önünden uzaklara kovuldum. Kutsal mabedini bir daha nasıl seyredeceğim? Ne olur,
duam sana ulaşsın. Sana şükranlarla kurban sunacağım. Adamı yerine getireceğim. Başkaları var mı? Yardım etmeye geldik. İsmin ne? Yunus. İsmim Yunus. Diğer kolundan tut. Eve götürelim. Peygamber misin? Babam dedi. Öyleydim. Bir de babam dedi ki seni büyük bir balık yutmuş. Evet. Bir balık neden seni yutsun ki? Çünkü denizdeydim. Neden denizdeydin? Önce gemideydim. Sonra denizde. Neden gemideydin? Çünkü Yehova'dan kaçmaya çalışıyordum. Balığın karnındayken korktun mu? Evet. Çok dua ettin mi? Evet. Madem Tanrı'dan kaçıyordun, niye ona dua ettin? Yohanna. Seni bir daha göremeyeceğimi zannettim. Dönmeyeceğinden korktum. Özür dilerim Yohanna. Lütfen beni affet. Babam her gün geri dönmeni bekledi. Umudunu hiç kaybetmedi. Neler oldu? Balık mı? Nasıl yani? Tabii ki bu bir mucizeydi İzliya. Yehova seni kurtardı. Şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Sanırım hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Yarın devam ederiz. Yunus, gitmeden önce söylediklerim için üzgünüm. Ben o zaman sorun değil İzliya. Kaçmak benim kararımdı. Ama sağ ol. İyi ki döndün. Teşekkürler. Sağ ol. Seninle hala gurur duyuyorum. İyi geceler oğlum.
Baba. Evet. Gemideki adamlar bir türlü aklımdan çıkmıyor. Uğradıkları kayıp, gözlerindeki korku. Ya kurtulamadılarsa? Onların hayatını tehlikeye attım. İtaatsizlik çoğu kez yalnızca bize değil, başkalarına da zarar verir. Onlar için dua edeceğiz. Sence Yehova beni yine kullanır mı? O sana merhamet gösterdi, Yunus. Eve geri getirdi. Şimdilik bununla yetinelim. Baba, çok pişmanım. Biliyorum oğlum, biliyorum. Hadi biraz dinlenelim. Yunus. Evet efendim. Çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Kalk. Büyük şehir Nineve'ye git. Sana bildirdiğim duyuruyu yap. Tabii. Tabii. Teşekkürler. Emrettiğin gibi yapacağım. Yehova seni korusun oğlum. Mutlaka koruyacaktır. Denizin derinliklerinde de korudu. İşte bu çörekleri senin için yaptım. Teşekkürler Yuvanna. Nineve'ye gitmen ne kadar sürer? Bir aksilik çıkmazsa 40 gün kadar. Yolun açık olsun. Sağ ol. Yolculuk nereye? Nineve'ye. Sahi mi? Oradan dönüyorum. Onları at sattım. Açıkçası eve döndüğüme seviniyorum. Orada çok dikkatli olmalısın. Öyle diyorlar. Anlatsana. Şehir kocaman. Yürüyerek dolaşman herhalde 3 gün sürer. Savaş arabaları dünyanın en iyileri. Atları ise tek kelimeyle muhteşem. Peki ya insanlar? İnsanlar. Savaş tanrılarına tapınıyorlar. Nasıl olmalarını bekliyorsun ki? Savaşmayı ve şiddeti seviyorlar. Onlar için yemek içmek gibi. İçime su serptin. Ya merak etme. Dikkati kendine çekme yeter. Sen işine bak. Her şey yolunda gider. Bu arada işin ne?
Yehova'nın bir peygamberiyim. Beni oraya hükmünü bildirmeye gönderdi. Ya insanlar? Savaş tanrılarına tapınıyorlar. Nasıl olmalarını bekliyorsun ki? Sadece 40 gün sonra Nineve yıkılacak. Sadece 40 gün sonra Nineve yıkılacak. Sadece 40 gün sonra Nineve yıkılacak. Sadece 40 gün. Şehrimizi kim yıkabilir ki? Yıkılacak. Deli mi bu? İsrailli'ye benziyor. Gerçek Tanrı'nın sözleri. Tanrı bu şehirde yapılan kötülüklerin farkında. Gerçek Tanrı Yehova'nın sözleri. Bu şehir yok edilecek. Nineve yıkılacak. Gerçek Tanrı Yehova'nın sözleri. Şehir yok edilecek.
Sadece 35 gün sonra şehriniz yıkılacak. Nineve yok edilecek. Bu şehir yıkılacak. Sadece 25 gün sonra gerçek her şeyi bırakıp gidemeyiz. O İsrail Tanrısı Yehova'nın peygamberi. Ne yapmalıyız? Şehri terk mi etmeliyiz? Her şeyi bırakıp gidemeyiz. Gitmek mi? Nereye gideriz? Gerçek Tanrı Nineve'yi yok edecek. Bak, tövbe edersek belki Tanrısı bize merhamet eder. Peygamber'e göre şehrin yıkılmasına sadece 20 gün kaldı. İnsanlar ona bağışlanmak için Yehova ne yapmamızı istiyor diye soruyorlar. Şehirdeki herkes çula sarınıp oruç tutuyor. Bunu onlardan Yunus mu istiyor? Hayır, halk bu sonuca varıyor. Vakit varken uyarıya kulak verelim. Belki Tanrısı fikrini değiştirir diyorlar. Yunus'la ilgili başka ne biliyoruz? Söylediklerine göre şehirden biri Yunus'un konuşmalarını duymuş. O aslında buraya gelmek istememiş. Bunun yerine Tarşiş'e kaçmış. Kaçarken onu denize atmışlar. Onu kurtarsın diye Yehova'nın bir balık gönderdiğini iddia ediyormuş. Bu adam deli mi? Deli olmayabilir. Bu adam İsrail'in tanrısının sözcüsü. Yüceliği ve gücüyle tanınan mucizeler tanrısı Yehova'nın. Bizim kendi tanrılarımız var. O İsrail'in tanrısı. Öyle. Ama Yehova geçmişte Mısır'ın güçlü tanrılarını küçük düşürdü. Hatta Mısır ordusunu Kızıldeniz'de yok etti. Ayrıca tarih kayıtlarımızda yer alan büyük tufanı da Yehova getirdi. Bunu yaptı çünkü o insanlar şiddete çok düşkündü. Yazıcımı çağırın. Rüşvet istemiyorum. Yehova şöyle dedi. Sadece 10 gün kaldı. Gerçek Tanrı Nineve'yi yok edecek. Gerçek Tanrı'nın sözleri. Tanrı bu şehirde yapılan kötülüklerin farkında. Gerçek Tanrı Yehova'nın sözleri. Nineve yok edilecek. Bu şehir yıkılacak. Kralın buyruğunu dinleyin. Ey Nineve halkı! Kralın emrine kulak verin. Kral ve soyluları şöyle buyurdu. Sığır ya da davar olsun hiçbir hayvan, hiçbir insan ağzına bir şey koymayacak. Kimse bir şey yemeyecek. Su bile içmeyecek. İnsanlar da, hayvanları da hepsi çula sarınsın. Var güçleriyle Tanrı'ya yakarsınlar. Her biri kötü yolundan dönsün. Zorbalıktan el çeksin. Kim bilir, belki Tanrı fikrinden vazgeçer. Bize acıyıp öfkesinden döner de yok olmayız. Sadece 3 gün kaldı. Yine de yok edilecek. Yehova'nın sözleri. Yine de yok edilecek. Artık bir şeyler olmalı. Ama hiçbir şey olmuyor. Yoksa Yehova bu şehri bağışladı mı?
Hayır. Hayır, olamaz. Nasıl olur da Yehova fikrini değiştirir? Bu insanlar benim hakkımda ne düşünecek? Sözleri gerçekleşmeyen bir peygamber ne işe yarar ki? Ah Yehova! Daha kendi memleketimdeyken korktuğum bu değil miydi? Bu yüzden Tarşiş'e kaçmaya kalkmıştım. Senin lütufkar, merhametli, çabuk öfkelenmeyen, vefalı sevgisi engin, getireceği felaketten vazgeçebilen bir tanrı olduğunu biliyordum. Şimdi ne olur canımı al ey Yehova. Yaşamaktansa öleyim daha iyi. Öfkelenmekte haklı mısın? Bu şehirden hemen ayrılmalıyım. Sen gerçek Tanrı'nın peygamberisin. Söylediklerinin doğru olduğuna inanıyoruz. Ne olur bizimle kal. Hayır. Ne istersen yaparız lütfen. Bu şehirde kalamam. Hala bir şey yok. Ne çabuk büyüdü. Yehova hala benimle.
Ah Yehova, bırak da öleyim. Canımı al. Yaşamaktansa öleyim daha iyi. Su kabağı yüzünden öfkelenmekte haklı mısın? Haklıyım tabii ki. Ölesiye öfkeliyim. Canımı al daha iyi. Sen emek vermediğin, büyütmediğin, bir gecede çıkan ve sonra yok olan o su kabağına üzüldün. Peki ben o büyük şehir Nineve için üzülmeyeyim mi? O şehir ki orada sağını solunu ayırt edemeyen 120 binden fazla insan ve çok sayıda hayvan var. Sen misin? Evet. Annem bizi kurtardığını söyledi. Hayır. Yehova kurtardı. Ben sadece onun habercisiyim. Teşekkür ederim. Yazıyorsun? Nineve'de olanları. Yehova'nın o insanlara ve bana ne büyük merhameti gösterdiğini. Yazmak zor olmalı. Çok. Peki şimdi ne yapacaksın? Yehova ne yapmamı isterse onu.